Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in 10 üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar Tonguçakademi.com'da. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte LGS 2024'te mutlaka gelecek bir konuyu öğreneceğiz arkadaşlar. 2023'te bu konudan soru gelmedi. Çünkü geçen sene biliyorsunuz ki LGS'de ikinci dönem konuları yoktu. Ama bu Science konusu, ikinci dönem konusu ve bize bu sınavımızda gelecek arkadaşlar. Burada öğreneceğimiz birçok önemli kelime var. Bu kelimelerden sonra sınavda nasıl sorular geliyorsa bunları sizlere göstermeye çalışacağız. Burada işte invention, icat demek invent icat etmek demek inventor da mucit yani icat yapan kişi oluyor. Mesela discover keşfetmek, discovery keşif, discoverer da ...kaşif yani keşfeden kişi anlamına gelecek. Bunlarla alakalı size böyle bir bilim insanının resmini vererek... ...bunlarla bağlantılı İngilizce kelimeleri bilmenizi isteyebilirler. Mesela Louis Pasteur kuduz aşısını bulacak. Kuduz aşısının ne olduğunu bilmeniz gerekebilir. Burada mesela e, robbies Vaksin kuduz aşısı olacak. Ya da örnek veriyorum telefonu bulan kişi... ...yani Alexander Graham Bell'i eşleştirmenizi isteyecek. Dolayısıyla soruların nasıl geldiğini öğrenmemiz için... ...öncelikle kelimeleri öğrenmemiz gerekiyor. Bu dersimizi güzel bir şekilde... Important words about the unit yani üniteyle alakalı önemli kelimeleri öğreneceğiz. Sonrasında describing the actions happening currently olayların şimdiki zamanda nasıl yapıldığını göreceğiz ve talking about past events geçmiş zamanda olayların nasıl yapıldığını göreceğiz. Burada şu çok önemli arkadaşlar. Ben size kelimeleri göstereceğim ancak sizler de dinamo kitaplarınızda yer alan bu konuyla alakalı İngilizce kısmına mutlaka bakın. Mesela Unit 9 Science'ta burada size biz bütün kelimeleri verdik arkadaşlar. Bu kelimelerin ardından bu kelimelerle alakalı alıştırmalar verdik. İşte look, discover, conduct, test, invent, design kelimelerini burada kullanmanız gerekiyor. Kullanamadığınız zaman hata oluyor ve hatanın çözümünü de zaten izleyebiliyorsunuz. Kelimeleri pekiştirmek için mutlaka dinamo kitaplarımızdan faydalanın. Zaten LGS çıkan soru tarzına uygun süper testlerde var. Aynı zamanda tüm derslerde test 17, Zoru Bankası'da da test 25, 26, 27 ödeviniz olacak. İsterseniz gelin daha fazla vakit kaybetmeyelim. Arkamıza yaslanalım ve güzel bir şekilde science konusunu öğrenip İngilizce'de bir net daha hanemize ekleyelim. Evet şimdi burada gördüğünüz gibi bazı resimler var. LGS'de de bize gramerden çok yani böyle işte hev mi gelir hez mi gelir go vent mi olur bunlardan çok böyle resimler verip cümleler kurmamızı ya da kelimeler bilmemizi istiyor. Şimdi burada bazı kelimeleri yakalamamız gerekecek. Mesela diyelim ki burada bir hücre var. İngilizce'de hücre sel demek arkadaşlar. Hücre sel demek. Ben şöyle maviyle İngilizce yazayım. Türkçeleri de kırmızı yazayım. Hücre anlamına geliyor. Buraya baktığımızda Pusula'yı görüyoruz. Pusula'yı zaten telefonlarınızdan bilirsiniz. Kompass anlamına geliyor pusula. Buraya yine Türkçe'sini yeşille yazayım arkadaşlar. Burada gördüğünüz tekerlek, tekerleği biliyorsunuz. Sümerler buluyor ama bunu bilmek zorunda değilsiniz. Tire e, tekerlek anlamına geliyor. Şöyle tekerlek resmi çizilmiş olsa da karıştırmayın diye buraya tekerleği de yazıyorum. Şimdi bu fen derslerinde çok kullandığımız bir şey nedir? Laboratuvar. İngilizce laboratuvar diye uzatmıyorlar. Lab diyorlar. Lab o zaman buraya da laboratuvar diye Türkçesini yazıyorum. Keşke İngilizcesi gibi bize de lab desek bitseymiş değil mi? Buraya bakıyoruz. Burada deney tüpleri olduğunu görüyoruz. Yani deney experiment demek ama deney tüpünü test tubes diye söylüyorlar. O zaman buraya deney tüpleri şeklinde yazıyorum ee, bu kelimemizin de anlamını. Buradaki kelimelerin her biri LGS 2024'te karşımıza gelebilir arkadaşlar. Dolayısıyla mutlaka bu kelimeleri Geçmiş 2023, 2022, 2020'de şeyler yok. 2021'de ikinci ram konuları yok. Bununla alakalı soru bulamayabilirsiniz. Ama 2018'de, 2019'da bu konuyla alakalı sorular var. Onlara da bakarak ne tarz kelimeler ağırlık verdiklerini görmenizi istiyoruz. Biz de zaten videomuzu ona göre ilerliyoruz. Şimdi yani bu kelimeler sınavda çıkabilecek kelimeler. Dikkatli olun. Bilmiyorsanız mutlaka öğrenin. Burada fen dersinin vazgeçilmez konusu e, DNA'yı görüyoruz arkadaşlar. DNA yani Türkçesi. Buraya baktığımızda mikroskobu görüyoruz. Mikroskop diye yazıyorum. Bunu da zaten Türkçesini yazmama gerek var. Mikros e, İngilizcesini yazamadıysam Türkçesini yazmama gerek yok. Çünkü mikroskop diye yazıyoruz. E, devam edelim. Burada bir matbaa var yani printing machine. Şöyle yazalım. Print bizden çıktı alma makinesi ama İngilizcede matba e, matbaa şeklinde de kullanılıyor. Printing press de matbaa. Bunu da yine Türkçesini şöyle matbaa diye yeşille yazayım. Şu mikroskopun hatası olmasın. Şöyle bir daha düzgün bir şekilde yazayım ki mikroskop diye hatasız olsun. Devam ediyoruz. Burada bir tren var. Size tabii ki trenin İngilizcesini sormayacaklar. E, lokomotifi soracaklar yani buharlı makine olarak. O zaman burada buharlı makine steam engine yani buhar motoru. Buna biz lokomotif ya da buhar motoru şeklinde söyleyebiliriz. Lokomotif biliyorsunuz vagonları çekiyordu. Bunu da e, diğer derslerimizde öğrenmiştik. En sonunda da bir ödül var. İşte Nobel ödülü veriliyor. Buna benzer kelimelerin çıkabilmesi için award kelimesini de bilmemiz gerekiyor. Buraya da ödül olduğu için Türkçesini de yazıyorum arkadaşlar. O zaman lab, laboratuvar, test tubes, deney tüpleri, sel, hücre, kompas, pusula, tire, tekerlek, DNA, DNA, mikroskop, mikroskop, printing press, matbaa, steam engine, lokomotif, award da ödül olmuş oluyor. Şimdi gelelim burada az önce öğrendiğimiz yani invent, icat etmek, invention, icat, inventor, mucit kelimesini kullanmaya çalışalım. Ya da discover, keşfetmek, discovery, keşif, discoverer, keşif oluyor. Zaten bakın sonuna erler, orlar geldiği zaman bu bir işi yapan demek. Mesela ben şu anda teach yani öğretme işi yapıyorum. Veyahut da işte speak, konuşma işi yapan insanlar var. Veyahut da drive yani araba sürme işi yapanlar var. Bunların sonuna teacher olduğu zaman Öğretmek öğretmen, speaker konuşmacı veya da hoparlör anlamına da geliyor. Driver şoför oluyor. Dolayısıyla böyle şeyleri gördüğünüz zaman o işi yapan kişi olduğunu mutlaka yakalamanız lazım arkadaşlar sınavda. Şimdi demiş ki Thomas Edison, Thomas Edison e, bıdı bıdı the light bulb ampülü bulmuş, icat etmiş den birini bulacağız. Şimdi burada şu çok önemli bu çıkmaz sınavınız ama bilin discover keşfetmek demek arkadaşlar keşfetmek. Invent ise icat etmek bak icat. Yani icatta yoktan var diyorsun. Mesela doğada ampul yoktu. Doğada ampul yokken Edison oturdu uğraştı ve buldu keşfetmedi. Ne yaptı? Buldu yani icat etti. Zaten olan bir şey bulmadı. Mesela mikrobu bulacak akşam o da olan bir şeyi keşfediyor. Ya da Christopher Kolomb Amerika'yı bulacak olan bir şeyi keşfediyor. Zaten var yani doğada var onu buluyor gidip yeniden yoktan çıkarmıyor ortaya. Ama Edison gerçekten icat ediyor. O zaman burada icat etmek kelimesini kullanacağız. Thomas Edison invent the light bulb icat eder olur. Hani buraya invent koyarsak icat eder olur. Halbuki icat etti geçmiş zamanda oldu bu olay. O yüzden invented şeklinde fiilin ikinci halini kullanıyoruz. The bıdı of the light bulb is very important demiş. Yani ampulün icadı mı? Ampulün icat edilmesi mi daha önemlidir diye soruyor. Burada ampulün icat edilmesi diyeceğiz. O yüzden the invention yani icat edilmesi of the light bulb ampulün is very important çok önemli diyoruz. Şimdi Thomas Edison is the bıdı bıdı of the light bulb. Thomas Edison ampulün mucidi yani icat edeni o yüzden burada da inventor'ı kullanacağız arkadaşlar. Burada tabii ki fake'li yani sizi kandırmaya çalışan cümle şuydu yani Thomas Edison'u görünce Thomas Edison inventor diye yazan arkadaşlar olmuş olabilir. Niye? Hani isim var. O mucittir diye. Hayır. Burada Inventors eğer bir iz yazması lazımdı. İşte burada iz. Thomas Edison is the inventor. Mucidi diye söylüyoruz ampulün. Şimdi buraya bakalım. Isaac Newton, bak Isaac Newton ne yapıyor? Yer çekimini keşfediyor. Yani yer çekimini yoktan var etmiyor sonuçta Allah yaratmış yer çekimini var. Adam onu keşfediyor. Isaac yani Isaac Newton ee, discovered keşfetti. Discover bu kelimeyi yazıyoruz ama sonra da fiilin ikinci halini yazıyoruz. Çünkü bu da geçmişte yaşanmış bir olay. Discover the gravity. Yer çekimini keşfetti. Tamam. Sonrasında the nokta nokta of the gravity is very important. Ha, the discovery. Yani e, yer çekiminin keşfi çok önemli bir olay diyor. Isaac Newton is the discoverer e, of gravity. Isaac Newton e, tabii ki de yer çekiminin kaşifi şeklinde yazmış oluyoruz. Demek ki bir özel isim ve ardından iz gelirse burada o işi yapan kişi diyebiliriz gibi. Hani Isaac Newton is discoverer. Thomas Edison is the inventor şeklinde söyleyebiliyoruz. Şimdi gelelim burada diğer değerli bilim insanlarına ve bulduklarına. Şimdi burada Ezzehravi var. Ezzehravi arkadaşlar cerrahi işlemlerde kullanılan hayvansal ipi buluyor. Buna da biz Ketgat diyoruz. Bunu hemen şöyle yazıyorum. Ketgat. Bu Türk bilim insanı olduğu için sorabilirler. Dikkatli olun. Bu da aklınıza bulunsun. Edward Jenner'ı söylemiş. Edward Jenner arkadaşlar çiçek aşısını buluyor. Yani smallpox vaccination hemen buraya yazalım. Small e, pox vaccination diye yazıyorum. Bunlar tabi biraz bilgi ama bu bilgilerden daha önemlisi bunların İngilizcesini size sorabilirler. Yani anlatırlar çiçek aşısını buldu şu yaptı, bu yaptı, bu yaptı. Sonra sen çiçek aşısı kelimesini bulman gerekir veya onun bu kelime olmadığını bilmen gerekir. Louis Pasteur tabii ki kuduz aşısını buluyor. Eskiden köpekleri ısırdığında insanlar ölüyormuş. Ama şimdi kuduz aşısı yapıldığı için köpekler de insanlar da birbirine hiçbir şekilde zarar vermiyor. O zaman burada tabii ki Rabies vaksin. Hemen şöyle yazalım. Kuduz aşısı şeklinde. Alexander Graham Bell hepimizin bildiği telefonu buluyor. O zaman buraya hızlı bir şekilde telefon diye yazıyorum. Settin mikrobu keşfediyor. Mikrob zaten var onu keşfediyor. O yüzden buraya da mikrob diye yazıyorum. Isaac Newton'ın da zaten yerçekimi kanunu yani laws of gravity yerçekimi kanununu bulduğunu söylememiz lazım. Daha doğrusu bulmuyor da keşfediyor. Yani yoktan var etmiyor keşfediyor. Şimdi gelelim buraya. Match the halves of match the halves to make a phrase demiş. Yani bir ifadeye oluşturmak için birbirleriyle birleştireceğiz. Şimdi work, scientific, get, space, do, invent bazı şeyler var. Bunlarla bunları birleştireceğiz. Şimdi Birincisi arkadaşlar work e, çalışmak demek çalışmak seyahat çalışmak ödül çalışmak deney çalışmak bir laboratuvarda diyebiliriz o zaman work in a lab diye yazıyorum ben work in a lab bir laboratuvarda çalışmak diye eledim. hemen yanına yazdım. Şimdi scientific bilimsel seyahat olmaz bilimsel bir ödül bilimsel bilimsel başarı scientific achievements diyebiliriz o zaman buraya da şöyle achievements yazıyorum hemen şöyle achievements yazdım. Bu da zor bir kelime. Öğrenmiş olduk. Get almak, get travel seyahat, get a prize bir ödül almak. İşte Nobel ödülü almak ya da işte buna benzer farklı ödüller var. Bunlardan birini almış olabilirsin. Get a prize, ödül almak. Space travel, Alper Gezer Avcı yakın bir zamanda seyahat etti zaten. Space travel, o zaman buraya da uzay seyahati diyebiliriz arkadaşlar. Do'ya baktığımızda ise do yapmak demek, do an experiment, bir deney yapmak. Do an experiment şeklinde söyleyebiliriz. Invent icat etmek. Invent'in yanına da tabii ki water screw diyoruz. Yani su vidası buraya da bir cisim olduğu için icat etmiş yani. O zaman buraya da invent water screw şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Burada sınavda çıkabilecek kelime work in a lab, laboratuvarda çalışmak, scientific achievements, get a prize, Space Travel belki Alper Gezer Avcı üzerinden sorulabilir. Hani uzaya gitti, orada deneyler yaptı, araştırmalar yaptı diyebilir. Space Travel kelimelerini bilmenizi isteyebilirler. Duyan eksperimentte deney yapmak bunu da yine söyleyebilir. Yine Alper Gezer Avcı'yı göstererek. Geldik buraya. Şimdi. Past, now, future. Bu arada bilmeyen arkadaşlarımızı söyleyeyim Biliyorsunuz ki uzaya ilk kez bir Türk insanı gitti. Onu güncel bir soru olarak size LGS 2024'te sordukları zaman... O esnada da bu kelimeleri bilmenizi isteyebilirler. O yüzden bunları söyledim. Şimdi geldik buraya past simple yani geçmiş zamandayız. Burada arkadaşlar bir şeyi geçmişte yaptığınız zaman fiil eğer düzenliyse şöyle yapıyorsunuz. Bakın göstereyim. Mesela diyelim ki work çalışmak demek tamam mı? Ya da stay kalmak demek. Ya da işte learn öğrenmek demek. Başka ne diyebiliriz? Az önce de vardı başka kelimelerimiz vardı. Şurada mesela şurada gösterelim. Bir önceki alıştırma da vardı. Nerede? Göster, göstereyim size. Invent icat etmek. Discover keşfetmek. Onu da yazalım şöyle şuraya. Invent icat etmek. Discover keşfetmek. İşte play hepinizin bildiği sevdiği bir şey. Oynamak. Şimdi bunlar fiiller. Biz bunları geniş zamanda kullandığımız zaman yani always, sometimes, never gibi şeylerde biz bunları böyle sözlükten aldığımız gibi yazıyoruz. Ama geçmiş zaman olduğu zaman nedir geçmiş zaman? İşte yesterday bir geçmiş zamandır. Dün mesela. Veyahut da in işte 1925, 1925 geçmişte kaldı mesela. Veya hatta başka ne diyebiliriz? İşte in e, 1629, da geçmişte kaldı. İşte böyle geçmiş zaman olduğu zaman biz diyoruz ki Worked, çalıştı, stayed, kaldı, learned, öğrendi, invented, icat etti, discovered, keşfetti, played, oynadı şeklinde fiilin ikinci haline ed takısı getiriyoruz. Ama bunlar düzenli fiiller. Bir de düzensiz fiillerimiz var. Onlar da mesela go ya da read ya da eat ya da başka burada mesela düzensiz fiil verilmiş mi? Mesela arrive düzenli. Arrive vermiş. Arrive. Şöyle bir ed takısı getiriyorsun. Bitiyor zaten e olduğu için. Sadece d getiriyorsun. Ama bunlar düzensiz olduğu için go da go et demiyoruz da go went oluyor. Read. Gene read diye böyle yazılıyor ama red diye okunuyor. Eat, ate oluyor mesela. Yani bunlar düzensiz. Irregular. Bunlar ise düzenli. Şimdi buraya geri gelelim. Demiş ki. We on a holiday. Ha, geçmişte gitmiş. O zaman we went we went on a holiday. Bak go went oldu. Arrive we arrived home. Eve vardık diyor. Geçmişten. Şimdiden daha geçmişte. Şimdi burada olumlusunda fiilin ikinci hali kullanıyoruz. Olumsuzunda did not diyoruz. Yani varmadıysan didn't go diyorsun mesela. Veyahut da didn't arrive diyorsun. Fiilin normaline geri dönüyorsun. Sorusuna da did you arrive ya da did you go şeklinde soruyorsun. Burada yesterday dün, last night geçen gece, last month geçen ay, last week geçen yıl, last week geçen hafta pardon, last year geçen yıl oluyor. Two hours ago iki saat önce, three days ago. Üç gün önce ya da one minute ago da olabilir. Bir dakika öncesi de yine tabii ki geçmişe kaldı. Yani bu derse başladı diyelim ki birkaç dakika oldu. O da geçmişe kaldı. Şimdi bir de fiilin şu anda yapıldığı anlar var. Eğer fiil şu an yapılıyorsa da moment of speaking ise o zaman bak now gibi şimdi gibi bir ifade var. O durumda da I am studying now diyoruz. Yani I am studying my English lesson now. Şu anda İngilizce dersimi çalışıyorum diyoruz. Burada şu, çok önemli. I am you are we are they are diyoruz. He she it de izliyoruz. Sonra da fiilin ing'ler geliyor. Mesela diyelim ki fiilimiz ne olsun? Diyelim ki go fiil olsun. Buraya yeniden go yazalım go fiilin sonra ing getiriyorsun. I am going diyorsun mesela veyahut da you are going, we are going, he is going şeklinde söylüyoruz. Eğer olumsuzuysa yine I am diyoruz. Tamam mı? Yine you are, we are ya da işte he is, she is diyoruz ama olumsuz olduğu için I am not şeklinde, we are not işte veyahut da she is not şeklinde söylüyoruz. Sonra da yine going diye gidiyor. Sorusunda ise am I ya da are you, are we ...is he, is she şeklinde söylüyoruz. Ardından da yine fiilimizi... ...ingli haliyle. Mesela fiilimiz neydi? Go fiiliydi. Ing'li haliyle söylüyoruz. Burada da... ...today yani bugün... ...now, şimdi... ...at the moment, şu anda... ...right now, temel şimdi... ...at present, bu aralar, şu anda... ...this day, bugün... ...this week, bu hafta şeklinde... ...söyleyebiliyoruz. Burada bize zaten... ...LGS'de... ...gramer sorulmuyor arkadaşlar. Ama... ...kelime bilgisayarından bunları bilmeniz gerektiğinden söyledik. Burada size alıştırmalar verecekler. Okuduğunuzu anlayıp... Bu seçeneklerden anlamlı olanı buraya dolgu, buradaki boşluğa gelip gelmeyeceğine karar vermeniz gerekecek. Bu da en çok kelime çalışması ile oluyor. Kelime çalışması için de bizlerin size en büyük tavsiyesi tabii ki Zoru Bankasından, tüm derslerden ve en önemlisi Dinamo Soru Bankasından bol bol soru çözüp hata yapıp o kelimeleri öğrenmek. Burada tekrar gösteriyorum bakın. Burada biz present continuous tense, past continuous tense gösterdik ama en fazla ağırlık kelimelere verdik. Kelimelerin Türkçesini verdik kelimelerle alakalı başka alıştırmalar yaptık. Bir sürü alıştırma yaptık. Neden? Çünkü sınavda size LGS'de kelime ile zorlama yapacaklar. Kelime bilgisiyle sizi zorlayacaklar. O yüzden kelimeleri bilirseniz sınavda rahat rahat yaparsınız. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın yorumları olayın. Hepinize şimdiden başarılar.